emanetleyeyim. Kafalarınız karışmasın. Babamın işlerini artık ben yöneteceğim. Aklında soru işareti olanlar için beni burada, bu koltukta ciddiye almayacaklar için açık bir mesajım var. Malum, babamın düşmanları çoktur. Düşman da benim. Bilgin soyadı da. Bundan sonra dostun da, düşmanın da muhatabı benim. Babamın bunca yılda inşa ettiği bu şirketi yıktırmam. Ailemi parçalatmam. Soy ismimi harcatmam. Bu arada Kuzguncu Beyci, bu tohum sevkiyatı işini seninle birlikte yapmayacağım. Başka? Mesele sadece basit bir paravan şirketse onu hemen hallederim, problem değil. Ama şu noktada güvendiğim biriyle yola devam etmem benim için hayati. O yüzden Ali ile yapacağım. Tabii senin için de uygunsa Bora. Seninle hep aynı çözümden besleniyoruz. Siz hayırdır ya tutturmuşsunuz bir güven. Gören ne zannedecek ki sizin bu camiye korku üstüne değil de güven üstüne kurulu. Benden önce öyle olabilir. Ama ben korkuyla çalışmayacağım. O yüzden bazı ezberler bozulsa iyi olur. Biliyorum ama eklemek zorundayım Dila. Çok pardon. Sen bizim aramızda olmayı hak etmiyorsun. Yani özetle şu. Bir gazino olsaydı burası, sen bir üvertür olurdun ancak. Ne laf konuştum ben. Hatırlat da bir ara dövmesini yaptırayım. Bak Dila. Dila Hanım. O işler öyle olmuyor. Sen şimdi bu işin cahilisin. Ben sana öğrendiklerimden aktarayım. Lütfen. Bu işte bir tek sen yoksun. Baban da yoktu. Çıkma katları var bu işin. Üstte adamlar var. Sen şimdi o koltuğa oturdun. Burası sahipsiz değil falan ayakları yapıyorsun da. Bu sevkiyat işleri için senin icazet alman gerekiyor. Sen Behram Adıvar'dan icazet aldın mı? Alacağım gibi görünüyor. Bu işi seninle yapmayacağım. Aksi gibi Behram adı var da benimle yapmanı istiyor ama nasıl olacak? O zaman kendisi bir tercih yapacak. Ne tercih yapacakmış? Behram adı var bir tercih yapacak. Eğer o masada benim oturmamı istiyorsa, karşımda oturan sen olmayacaksın.